Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak çatışmalar dijital ortama da taşındı. Her iki ülkeden ard arda siber saldırı haberleri gelmeye başladı. Uzmanlara göre siber saldırılar artık savaşların da yönünü belirleyecek. Peki ama nasıl? İşte detaylar. Savaşlar artık tankla, tüfekle değil, klavye başında da gerçekleştirilebiliyor. Savaşların yönünü siber savaşlar belirliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sahadaki sıcak çatışmalarla sınırlı kalmadı. Gerilim dijital ortama da taşındı. Normalinde siz savaşa girdiğiniz zaman sınırdan giriş yaptığınızda enerji santrallerini yok etmeye çalışırsınız. Hastaneleri yok etmeye çalışırsınız. Su arıtma tesislerini yok etmeye çalışırsınız. İşte bunları daha savaş başlamadan siber yollarla da yapabileceğini dünya artık biliyor. Ukrayna parlamentosu birçok devlet kurumunun internet sitelerine Rusya'dan siber saldırı yapıldığını açıkladı. Kiev'deki siber güvenlik şirketleri de Ukraynalı hackerları Rus ordusuna karşı siber casusluk yapmaya çağırdı. Batılı ülkelerin bankalarını, kamu kurumlarını, hatta salgın döneminde hastanelerini dahi vuran siber saldırılar modern çağda savaşın vurucu silahları haline geldi. Uzmanlara göre yeni dünya düzeninde savaşın değişen modeli artık dijital çatışmalar. Hastane faaliyetlerinin işlemediğini düşünün, askeri faaliyetlerde birliklerin birbirleriyle iletişim kuramadığını düşünün ve artık enerji üretemediğinizi, santralinizin kullanılamaz hale geldiğini düşünün. Zaten bu sizin için çok büyük bir yıkım olacak ve sonrasında da ülke sizin sınırlarınıza tankla, uçaklarla, tüfeklerle girmeye başladığı zaman gerçekten çaresiz bir şekilde kalabilirsiniz. Siber saldırılar ülkelerin elektrik ve internet altyapılarını hedef alıyor. Tüm hizmetler devre dışı bırakılıyor. Peki bu saldırılar nasıl yapılıyor? Bankalar, kamu kurumları, hastanelere yönelik siber saldırılar oluyor. Halihazırda şu anda Ukrayna'da elektrikte ve internette yaşanan kesintiler gibi. Bu sistemler nasıl oluyor? Hackerlar bunu hangi yollarla yapıyorlar? Hacklenmeler çok organize faaliyetlerdir. İçeride mutlaka adamınız olabilir ve bu adamınız bir flash diski bir bilgisayarın içerisine takarak tüm askeri sistemin ele geçirilmesini sağlıyor olabilir. Yine internet üzerinden de kimseye fark ettirmeden savaş öncesinde ataklar yavaş yavaş başlıyor olabilir. Ukrayna, batılı birçok şirketin veri merkezine ev sahipliği yapıyordu. Uzmanlara göre Ukrayna'nın işgali büyük bir siber savaşı da beraberinde getirebilir. Dijital çatışmaların yankıları çok yakın diyebiliriz. Çünkü Rusya'ya uygulanan yaptırımlar var. Aynı Kuzey Kore'de olduğu gibi siber tehditler yaratabilir. İnsanların kripto paralarını çalmaya yönelik sanal saldırılarda bulunuyor olabilirler. Bunun dışında bankacılık sistemlerine ve Swift sistemlerine de çok ciddi saldırılarda bulunabilirler. Ve ülkeyi bu şekilde finanse etme yönünde bir tercihte bulunabilirler. Bu anlamda tüm dünya ülkelerinin gerekli önlemleri alıyor olması gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.